Buyur Özcan, söz senin. Hemen paylaşıyorum hocam. Geldi mi ekranım acaba hocam? Evet, bana geldi. Hocam analizlerden mi başlayayım yoksa direkt projeden başlayayım mı? İsterseniz. Bizim Yani. sizi de görme şansımız var mı Özcan ya? Tabii hocam. Böyle daha iyi. Tamam, süper. Kimle konuştuğumuzu görmek güzel oluyor. Tabii hocam. Hocam ben öğrenci merkezi çalışıyorum. Bununla alakalı da kampüs içerisinde bazı analizlerim bulunmuştu. Ben kampüsteki insan yoğunluğunu ve insanların geçiş alanlarını daha çok temel aldım. Yani kendimiz de kampüste bulunduğumuz için daha çok bunlarda kampüs içerisinde yaşadığım tecrübelere odaklanmaya çalıştım. Kendime göre bazı kuvvetli ve zayıf yönler belirledim kampüs içerisinde. Onları da şu şekilde gösterebilirim. Bildiğiniz gibi kampüs içerisinde bir yüksek kısıtlamamız var havaalanından dolayı. Aynı zamanda alana ulaşım çok zor. Yani genel olarak sadece 3 otobüs hattı gidiyor. Onun haricinde kuvvetli olan yönleri de alan gerçekten çok büyük alanlara sahip. Hem etrafa çok dokunmadan istediğimiz şekilde davranabileceğimiz alanlar var. Bu şekilde kampüste kullanan insan sayıları ve gelen otobüslerin sefer sıklıkları var bu şeyde. Burada da formunu aslında nasıl oluşturduğumla alakalı çalışmıştım ben ve alana nasıl yerleştiğimle alakalı. Ben formumu oluştururken daha çok bütünden gelerek parçalamaya gittim. Tam bir metrekare belirledim kendime ihtiyacım olabilecek ve aynı zamanda çok fazla yeşil alanlara dokunmayacak şekilde ve bu kütleyi parçalamak yoluna gittim daha çok. Kütleyi parçaladıkça birbirleriyle ilişkisi olması gerektiğini düşündüğüm mekanları birbirlerine göre konumlandırarak aslında bir kütle elde ettim. Daha sonra o kütlenin içerisindeki bazı boşlukları açarak ve bunların arasındaki sirkülasyonu sağlayarak kütle elde ettim. Daha sonrasında da en son olarak da aralarındaki boşlukları tamamen tanımlayarak bir kütle elde etmeye çalıştım. Alana yerleşirken de aslında belirlediğim bazı yaya arterleri ve birkaç tane kullanılan otopark vardı. Bunların kesişim noktasına, uzantılarına doğru yerleşmeye çalıştım ve bu şekilde konumlandırdım. Kabaca bir vaziyet planı olarak görürsem bu şekilde. Vaziyet planıma gelecek olursam neden hocam aslında benim giriş, ya dediğim gibi yayaların uzantılarından çalışmaya başlamıştım. Bundan dolayı da bu geçişi aynı zamanda bir içeride oluşturduğum iç bahçeyi yönlendirecek bir saçaklı yapı halinden devam ettik. İçeriye doğru alabileceğim bir yapı şeklinde tasarlamaya çalıştım. Aslında buradan girdikten sonra üçe ayrılıyor yapı diyebiliriz. Bu noktadan ayrıldıktan sonra sağ tarafta çok amaçlı salonların bulunduğu kısım. Bu kısımda atölyelerin ve kafeteryanın ve aynı zamanda yönetici bilimlerinin bulunduğu kısım. Bu kısımda da kulüplerin odalarının bulunduğu kısımlar var. Lavabolarımı iki yerde çözmeye çalıştım. Birincisi bir hem çok amaçlı salondakilerin kullanabileceği, aynı zamanda da kulüplerin kullanabileceği bir orta noktada kör bir cetvele kalan bir yerde. Bu noktada ise merdivenin arkasında oluşan bir boşluk oluştu. Orada yani kör alanlardan birisinde çözmeye çalıştım. Bu kısımda da yönetici bilimlerimin bulunduğu kısımlar var. Aynı zamanda bunların girişimin olduğu kısımda şunu olarak gösterebilirim. Burada da bir parçalanma yaratarak aynı zamanda cephenin düz duvar etkisi yaratmasını kırmaya çalıştım aslında. Üst katta da bir kulüplerin ortak kullanabileceği bir salon ve hani bu kulüplerin ortak şekilde değerlendireceği bir alan. Aynı zamanda kulüplerin sorumlularının bulunacağı iki adet yönetici odası ve bir adet toplantı odam var. Üst katta ise bir çalışma salonu yapmaya çalıştım.
Aynı zamanda alt kattaki kafeteryadan gelebiliyor. Aynı zamanda yönetici girişlerinin yanındaki merdivenden gelebiliyor. Bu şekilde aslında burada da görünüşlerim vardı. Cephenin nasıl olduğunu, nasıl şekillendiğini anlatmak için göstermeye çalıştım. Bu ana girişimin bulunduğu doğu cephesinde bulunan kısım. Ana giriş kısmı burası. Bu şekilde hocam. Burada da renderlerim vardı aslında. Girişlerin nasıl olduğunu gösterebilmek için. Bu personel girişimin bulunduğu kısımdaki render. O kısmın gösterimi. Burası o ana girişimin bulunduğu ve arka bahçeye doğru geçilebilen kısmın olduğu yer. Bu kısımda aslında ben tipleri birazcık birbiri üstüne bindirerek üst katlara teras kullanımını öngörmeye çalıştım hocam. Eskişehir'de çok yaygın olmasa da bunun çözülebileceğini ve aynı zamanda bu üst kısmın çok keyifli bir alan oluşturabileceğini düşündüm. Bu şekilde hocam. Ana şekilde bu şekilde üst kısımları kendi içerisinde birbiri üstüne binerek kullanıma açık oluyor ve bazı küçük, yani bazı teraslar oluşuyor. Bu terasların da arasında yeşil teras olarak kullanılabilecek noktalar olduğunu düşündüm. Tabii onları daha henüz işlemedim işin açıkçası. Onların hani çalışmasını, gösteriminin tam oturtamadığım için onları gösteremiyorum şu anda. O şekilde. Bir de aynı zamanda bazı birkaç suyun sürdürülebilirliği ile alakalı suyun tekrar kullanımı ile alakalı şeyler buldum ve aynı zamanda bunlar da çok yağışın olduğu ve şey bölgelerde kullanılan çözümlerdi aslında. Çatılardaki bazı ısıtma sistemleriyle ve hani güneşin binanın topladığı enerjiyle karın eritebilebildiği bazı sistemler araştırıyordum. Onlarla alakalı da teras çatıyı da Eskişehir'de bu şekilde çözebileceğini düşündüm aslında. Bu şekilde hocam. Buyurun hocalar. Evet. Şimdi Özcan kütleyi nasıl oluşturduğuna dair şemaların gayet güzel olmuş ama yani kütleye geldiğimiz zaman o şemalarla çok birebir örtüşmeyen bir kütle çıkmış gibi geldi bana. Bir de şeyleri çözerken sirkülasyon alanlarını çok geniş gibi tutmuşsun sanki. Projede. Bir de mesela bu zemin kattaki şey böyle bir iç parça oluşturuyorsun şeyde. Tam o kısmı tuvaletleri, WC'leri tam oraya koyarak da o manzarayı şeyi kapatıyorsun. Yani oraya sanki o iç parçadan faydalanabilecek bir şey koysan daha şey olur. Yani koridoru ters çevirip şeyleri, tuvaletleri mesela üst aksa dayasan hem sirkülasyon alanında diğer koldaki atölyeler mi vardı şeyde? Evet hocam. Atölyelerle buradaki
koridoru daha tanımlı hale getireceksin aslında. Bir de koridordan oraya geçerken insanlar iç şeyi de hissederek geçecekler oraya. Yani oradaki tuvalet mesela şeyi kapatmış. Bir de evet. Yani bu atölyelerin önündeki koridorlar bu kadar geniş olması gerekiyor mu? Öğrenci girişinin oradaki o büyük bir şey var. Sadece merdivenin olduğu bir hol var. Onlar o kadar büyük olması gerekiyor mu? Yani orada mesela kütlen de çok düz çıkıyor ya görmüşlerinde. Yani orada da bir hareket yaparak hem o sirkülasyon alanını şey yapabilirsin, küçültebilirsin. Hem de cephene biraz daha hareket getirebilirsin. Yani senin cephelerinde girişte güzel bir saçak şeyin var. Öğrenci girişi. Pardon. Şu üstteki giriş ne girişiydi? Ana giriş hocam. Ana giriş. Ana girişin oradaki saçaklarda güzel bir şeyim var. Öğrenci girişinin orasını da güzel çizmişsin. Ama diğer taraflarda düz duvarlara pencereleri normal olarak oturtmuşsun. Cepheni onlar belirlemiş senin şeyde. Yani o yüzden hem sirkülasyon alanlarını biraz daha derli toplu hale getirir bu dediğim sistem. Hem de kütleyi biraz daha hareketlenmiştirmiş olur. Bir üst kata gelebilir misin bize? Tabii hocam. Biraz daha büyük. Sol taraftaki kütlede 3 tane olan nedir? Oraya bir yaklaşabilir miyiz? Tabii hocam. Hocam burada bir toplantı odası ve aslında kulüp yöneticilerinin bulunabileceği bir alan oluşturmak istedim. Bir de kulüplerin ortak olarak kullanabileceği bazı bir ortak mekan konumlandırmayı düşündüm aslında. Onu hiç teşvişlerini koymadım. Yani yetişmek için açıkçası sonrası. Merdiven, ya ben ona baktığım zaman mesela orada bir şey olması gerekir diye düşünüyorum. Burası yani planda sadece bu 3 odaya bir koridor hizmeti veren bir şeymiş gibi algılanıyor. Ya yani oranın da ya tefrişlendirmesi gerekiyor. Yani kulüpler ortak alanına da şimdi toplantı salonundan direkt çıkış, yönetici odasından direkt çıkış çok doğru olmayabilir. Şöyle bir separatör gibi bir şey istiyor değil mi hocam? Yani geçiş istiyor ya da. Evet. Veya tek bir yönetici odasının oraya tek bir hol girişi yapıp oradan diğerlerine dağılım yapabilirsin. Burada yani kulüpler ortak alanında nasıl etkinlikler olacak? Mesela o kulüpler ortak alanında ne yapılmasını düşünüyorsun? Hocam aslında bunu ben kulüplerin de bazılarını iki aşamada değerlendirmeyi düşündüm. Bazılarının toplu etkinlikleri çok fazla olan bazı kulüpler var hocam. Bunların içerisinde dans kulübü, dağcılık kulübü, ondan sonra endüstriyel EVK kısaltması da endüstriyel verimli kulübü gibi kulüplerin çok fazla toplu etkinlikleri oluyor hocam. Ve bu dans kulübü ve dağcılık kulübü sanırım her hafta düzenli bazı düzenli etkinlikler oluyor. Hem bunların kullanabileceği alanlar olarak düşündüm. Aynı zamanda eğer mezunlar geldiği zaman mezun toplantılarının yapılabileceği bir alan yani mezunları bir konuşup toplanılabileceği bir alan olarak düşündüm aslında. Hani kulüplerin hem ortak alanı hem aynı zamanda bunları da hizmet edebilir diye düşündüm. Yani öyle bir amacın ulaşımı bu şekilde şey olmamalı. Yani onlara genel holden bir şey. Yani burada yöneticiler veya o yönetici odasına bağımsız olarak da ulaşılabilecek bir alan olması gerekir gibi geliyor bana. Diğer tarafa bakalım. Diğer taraftaki şeye. Tamam Evet. Sen nereye gidiyorsun yardımcım? Ben hocam bir burada işlerim varmış. kafeteryadan bir bağlanabilen bir merdiven var. Aynı zamanda da üstte çalışma bilimlerinin ve ufak kütüphanenin bulunduğu bir kısım var. Buraya bir aslında buradaki ana
buradaki girişten gelinebiliyor ve aynı zamanda aşağıda kafeteryadan gelip aynı zamanda üst alanın da kullanımına yapabiliyor. Bu şekilde olabilir diye düşündüm. Yani bu şeydeki alt kattaki öğrenci girişinin holünde olan merdiven sadece bu çalışma salonuna çıkıyor değil mi? Evet hocam. Aynı zamanda da şey alt katta yöneticilerin bulunduğu kısma da girişi oradan sağlanıyor. Hı-hı. Aynı zamanda bu kısmın olduğu kısım direkt bu noktaya bağlanıyor. Yani şu geniş merdivenin olduğu kısım. Aynı zamanda da kafeteryadan bir bağlantı var. Oradan çıkıldığı zaman aynı zamanda ana girişten gelen bir bağlantı ya da üst tarafa çıkıyorlar. Böyle bir şey olduğu zaman yani merdivenin de bir şeyinin olması gerekmez mi? Direkt çalışma salonunun içerisine giriyoruz burada. Yani merdiven kovasını ayırıp oradan bir sahanlığa ulaşıp o sahanlıktan girmemiz lazım. Çalışma salonuna girmemiz lazım. Böyle merdiveni boşta gibi olmasını özellikle mi tercih ettin? Özellikle böyle istedim hocam aslında. Direkt hani çıkışa verebilirim diye. Hatta onun için de aslında hangisini gözüküyordur. Merdivenin arkasında da bazı şeyler yapmıştım. Onlar sanırım almamışım ellerimi. Merdivenin arka cephesinde de bu holü hep boşaltarak hani ön tarafta yaptığımın bir benzerini ön tarafta dikey olarak yapmıştım parçalarını. Arka tarafında da yatay olarak bir parçalarını yaptım. Hani o noktaların tabii camla dışarıdan gelindiği için kapatılması gerekecek demeden ama direkt bilerek açık bıraktım yani. Kendi tercihim yok. Tamam. Bence işte bu sirkülasyon alanlarını biraz daha kontrol et. Bu kütleye biraz daha hareket kazandırmamız gerekiyor yalnız. Çok düz şeylerin çıkmış. Yani onlara dikkat ederekten biraz daha bundan sonra bir de final şeyimiz olacak değil mi artık? Evet hocam. Sanırım 3 hafta sonra. Şimdilik benim söyleyeceklerim var. Teşekkür ederim hocam. Buyurun Çiğdem hocam. Merhabalar. Merhaba hocam. Öncelikle bir zemin katımıza bakabilir miyim acaba? Tabii ki hocam. Biraz daha yaklaştırabilir misiniz? Tamam. Yani giriş kısmı, projenin giriş kısmı gerçekten çok hani davetkar ve geniş güzel bir alan. Olumlu bence. Benim de aynı şekilde dikkatimi çeken nokta iç bahçedeki o beni de çok rahatsız etti. Yani esas hani önemli bir güzel bir alan orası. Orada tuvaletlerle hani şey olmuş. Yeri uygun değil tuvaletlerin. Onu daha böyle yani biraz daha arka taraflarda bir yerde ama hani yine hepsinin ortak kullanabileceği bir alana koyulabilir diye düşünüyorum. Bu hemen girişin şeyinde fuaya orada çok amaçlı salon mu var? Evet hocam. İki tane çok amaçlı salonum var. Üstte kaydırsam daha iyi. Bu tuvaletlerin işte Hakan hocamın gösterdiği gibi o şeye alınması bu kulüplere girişi de biraz rahatlatacak gibi görünüyor. Yani orası daha bir rahat hale gelir diye düşünüyorum ben. Hani çünkü kulüpler biraz daha böyle şeyde kalmış gibi. Hani girişi çok böyle dar ve uç tarafta kalmış gibi görünüyor. Ama hani o tuvaletlerin yerinin değiştirilmesi orada biraz daha alanı açık hale getirip o alanı daha böyle algılanabilir hale getirebilir. Yani kulüplere girişi. Anladım hocam. Bilmiyorum. Biraz daha aşağıya inebilir miyim? Evet. Şu
kısımda kafeterya var herhalde. Evet, kafeterya var. Kafeteryanın girişi, Tam girişi nereden acaba? Buradan. adına çok. Evet. Bir taraftan da mı bir giriş var? İki tane mi giriş var? Evet hocam. Buradan aslında lavabolar için bir Ha. geçiş olarak düşündüm. Ben ana girişi bu noktadan ama bu noktadan da bir lavabolar için bir şey noktası var. Orada aslında merdivenin yeri de hani sirkülasyon alanının kullanım açısından da şey göründü bana. Biraz orayı daraltmış yani. Evet, yani orada tuvaletleri gizlemiş, orada şey olmuş. Ama o merdivenin yeri daha böyle yani daha böyle şey görülebilir bir yerde olsa diye düşünüyorum. Şu taraflarda bir yerde yani. Şu kısımda ne var? Hemen şu iç bahçeye bakan kısımda. O Hocam. kısım mı hocam? O Evet. kısmı ve giriş için bir bekleme alanı gibi düşünün hocam. Yani hem orada oturup vakit geçirebilecek bir alan hem de girişten Sirkülasyona sonra. geçilebilecek bir alan. Hı. Evet. Peki bu onun hemen önündeki şey büyük bir alan var. Okuyamıyorum ben de. Şu evet, orası. Bilgisayar atölyesi olarak düşündüm hocam da. Bu Evet. noktada da el işleri ve maket atölyesi için bir alan düşündüm. Bu noktada işte depolama alanları, aynı zamanda bazı aletlerin bulunabileceği noktalar olarak düşündüm. Bu masaların ölçülerine falan göre Evet. ayarlamaya çalışmıştım Yani şimdi aslında. hani şey planı şey bozmak niyetinde değilim ama hani el işleri bilgisayar atölyesi hani burası da böyle şey hani biraz daha böyle sakin çalışılabilecek şeyler kafeteryayla aynı şeyde olması iyi bir şey mi? Hocam aslında onları çok ayırdığım zaman bu sefer şey olmaya başlamıştı. Hani sirkülasyonu Gerçi hepsine hizmet eden bir ortak alan gibi düşünmüşsünüz, değil mi? dağıtamadım. O ne? Evet. Yani hepsinin kafeteryadan odaklı olarak dağılıp hani hepsinin ortak kullanabileceği bir alan. Aynı zamanda çok amaçlı salonunda kullanabileceği bir alan. Aynı zamanda kulüplerine çok uzak olmayacak bir alan olarak hepsinin ortak kesişimi olarak o noktayı seçtim aslında. Atölyeleri koyarken de aslında buraya merdiveni koymamın sebebi de oydu. Direkt buradan alındığı zaman, üstlendiği zaman buradan üst kata da çıkılabilirsin. Aynı zamanda o tarafta da değerlendirebilirsin. Bu yüzden aslında hepsinin ortak noktası ana girişten sonra dağıldığı bir dağılım noktası da burasıydı benim için. İlk başta buradan girildikten sonra bir dağılım gösteriyordu. Daha sonra buradan ana girişten girdikten sonra da bir dağılım göstererek bu şekilde dağıtabilirim diye düşünüyorum. Aslında ortak bazı noktalar belirleyerek bu noktalardan sirkülasyonu dağıtabilirim diye düşündüm. Ve merdivenleri konumlandırırken de aslında onlara göre yerleştirmeye çalışmıştım. Evet. Aşağı kısımda idare oradan hangi birimler var? Hocam bir toplantı odası var. Bir tane kulüp öğrenci merkezinin yöneticisi yani müdürünün bulunacağı bir oda var. Daha sonra bir tane sekreter odası ve yöneticilerden bir yönetici daha odası var. Üç tane yönetici odası ve bir tane toplantı odası Bu merdiven yeşil alan içerisinde mi? O yeşil alan içerisinde değil aslında hocam da şey ben onu boyarken sanırım şey yapmışım. Aralarını şey yapmadığım için. Yani benim Yani o anladığım burada bir koridor var. Burada sonra yönetici odalarına mı giriyor? evet hocam. Burada binamız bitiyor hocam. Şurada bir, aslında bina bitiyor. Evet. Buradan bir giriş var sadece. Evet, oradan giriş var. Peki o merdiven diğer merdivenlerden oldukça farklı, yani daha büyük görünüyor. Neden? Evet. Üst kata çıkarken hani aslında diğerlerini de
daha büyük yapmak istemiştim hocam ben. 1,5 metre genişliğinde olmasını istemiştim ama diğerlerini koyduğum zaman çok şey olmuştu böyle. Nasıl diyeyim? Çok oturtamamıştım. O yüzden bunu biraz daha geniş koymasını. Bunu da alanım olduğu için koydum yani. Anladım ama yani o çok göze batıyor orada, bilemiyorum. Hani neden onu öyle yaptığınız diye sorulabilir diye aklıma geldi. Çünkü çok farklı geldi, değil mi? Yani hani büyük olmasına sakınç yok da diğerlerinden oldukça farklı. Hani çok çok kişi mi kullanıyor? Yani hani sirkülasyon için çok mu şey çok yoğun bir kullanımı var. Ondan dolayı mı daha geniş? Üst katı çıkışın sağlanabileceği ana merdiven, yani aslında üç merdivenim vardı. Üç tane üst kata ve hani çalışma odasının direkt ana giriş olarak kullanabileceği merdiven, bunu düşündüğüm için de birazcık daha büyük oldu. Evet. Bir de şu üst katta hani üst kat planında kulüp yöneticilerinin olduğu bölüm var, değil mi? Evet hocam. Şimdi o ya orada üç şey için hani yukarı çıkılmış gibi görünüyor. Yani hani çok büyük bir alan gerçekten. Mesela buradaki aşağıdaki o yöneticileri de buraya alsak bir sakıncası olabilir mi? Yani olur mu? Alınabilir hocam. Öneri olarak bilmiyorum. Hani çok mu şey olur? Girişe uzak mı olur? Muhtemelen girişe biraz uzak olur ama çözümlenebilir bence. Bilmiyorum Hakan hocam. Bir bakayım ben ona. Bir şeyine. Bilirsiniz. Hani o aşağıda böyle şeyle hem daha ilgili gibi olur. O çok böyle ayrı kalmış gibi geldi bana Hakan'cığım. İdari bölüm şeyden yani binadan biraz daha böyle uzakta bir yerde kalmış gibi. Hani şeyin içinde en azından hem yukarıya da bir fonksiyonluk şey katabilmek açısından orada olması da birlikte çözülebilir yani orada. Bir bakayım hocam ben ona, eğer oturtabilirsem birbirine. Bilmiyorum. Ya Hakan hocam da uygun görürse. Sağ ol hocam. Proje sahibinin müdahale olması bence çok daha avantaj olur yani. Çünkü ben mümkün olduğu kadar kalem oynatmamaya çalışıyorum. Tasarım onlara ait kalsın diye. Benim söylediklerim bu kadar. Çok Elinize teşekkür ederim hocam. hocam bir plana tekrar gelebilir misin? Tabii ki hocam. Zemin katta. Aslında şu almış olduğum şey kararları benim çok hoşuma gidiyor. Yani aslında hani baktığın zaman şöyle bir koridorlama var. Hani ana girişi düşünürsek. Bu şekilde bir koridorlama yaptığın zaman hani kamusal böylesine bir kamusal olan bir binada geçişleri çok daha net bir şekilde göstermiş oluyorsun. Yalnız bu geçişleri yaparken bizim şurada iç bahçeye bakan bir alanımız var. Burada şu duvarlar ya da separatörlerle şuradaki bu etkiyi biraz şey yapıyoruz, kapatıyoruz aslında hocalarımın takdir ettiği gibi. Bir de şimdi kamusal binalarda hani baktığımız zaman insan gördüğü yere gitme ihtiyacı olur, isteği olur. O yüzden dolayı bu alanlar biraz daha arka tarafta kalmış durumda gözüküyor. Yani belki kafeteryayı buradan biraz daha öteleyerek, hani Günay Hocam az önce dedi ya, cephelerin çok düz duruyor. Koridoru düzeltmek adına hani biraz daha binadan dışarı doğru çıkacak şekilde netleştirilebilir bu. Böylelikle cepheni de değiştirmiş olursun. Çiğdem Hocamızın dediği gibi de şu alt tarafta kalan bina şey yönetici oda yani idari bölümü de kulüp odalarının üst katına alman çok mantıklı olur. Böylelikle yönetimle ilgili bütün hepsini tek bir yere toplamış olur bu anlamda. Şeyi kuzeye atman çok güzel. Islak mekanları da eğer bu tarafa alırsan yani kuzeye tamamen blok ya da tampon bölge olacak mekanları atmış olacaksın. Bu anlamda çok olumlu olur bence de. Bence ikinci bir girişi belki vermemek daha doğru olabilir. Bütün herkes tek girişten şey yapsın.
yerleşsin. Böylelikle daha büyük avantaj yaşayabileceğini, yani bunu avantaja çevirebileceğini düşünüyorum. Alt taraftaki, yani şu alandaki mekanları farklı bir şekilde kullanabiliriz. Bir de üst katın planına tekrar gelebilir miyiz? Evet hocam. Şimdi üst katta baktığımız zaman Eskişehir, yani karasal iklimin ve şartların oldukça zor olduğu bir yer. O yüzden dolayı hani üst taraftaki şu kullanımlar, hele ki şuraları bunun boş olması, sadece bu mekan, şu alanların kullanılması için bize bir dezavantaj oluşturabilir. Bu mekanlardan dolayı, şu alanlardan dolayı da alt kat oldukça hani ısım konforundan çok kaybeder. Buraların eğer üstünü kullanmıyorsak, üstlerini farklı bir şekilde değerlendirmek daha doğru olabilir burada. Ama tamam, kütleyi hani biraz daha, yani kat yüksekliğini hani anıtsal bir bina olabilmesi için yüksek tutmak mantıklı. Ama o kütlenin bir de hani işletmesi ve yani kullanımı var. Kullanıcı konforunu da bu noktada oldukça düşünmek durumundayız. Hani çatı, beşik çatı, kırma çatı yap demiyorum ama hani kullanım şartlarını da bir şekilde düşünmek durumundayız. Çünkü üst taraftaki örtü de cam örtü herhalde, ya da betonarme, tam algılayamadım Ahşap onu. kaplama olarak yaptım hocam ben ama hani tabii içerisinde çelik konstrüksiyonlu falan bir paneller buldum. Panelleri aslında kendi içerisinde işledim. Panellerin konstrüksiyonunu değiştirdim birazcık. Ahşap kaplama içerisinde çelik bağlantı şeyleri falan var. Yani birazcık kendim yaptım birazcık bir şey oldu. Yani görsel sıcaklık var sadece. Hani fiziksel olarak, fiziksele çevirdiğimiz bir nokta yok. O yüzden dolayı buna ikinci bir dikkat edelim. Ya da bunu öyle bir şekle getirelim ki, atıyorum hani burasını cam bir alanla kapatıp da, hani onun üstü nasıl olur onu da bilemiyorum. Hani tampon bölge adına, oluşturmak adına söylüyorum bunları. Çünkü balkonu bile hani Güner hocamız öğrencilik dönemlerinden bilir. Balkonun kullanımı bile Eskişehir'de 1,5-2 aydır. Daha fazla olma ihtimali yok. Yani o yüzden hani açtığımız boş alanları daha iyi kullanmak bize daha doğru olabilir. Belki kafeteryayı, hani alt tarafta burada yaptık ya, belki kafeteryanın içinden de bir merdivenle yukarıya çıkılabilen ve burada da üst katta farklı bir kullanım alanı ve burada aynı şekilde verilebilir. Ama çalışma mekanıyla, çalışma salonuyla eşgüdümlü olabilecek, yani belki burayı maket atölyesi, bilgisayar atölyesine çevirebilirsin. Atölye sayılarını arttırmak adına hani çalışma mekanına daha hani böyle sessiz olabilecek başka bir mekana alabilirsin gibi gibi. Anlatabildim mi? Bir de hani zemin katta bunun altından giriş veriyoruz ya mesela. Zemin katta burayı aşağıya çekip işte üst katta da bunu hani bu bir seyir terası gibi falan yapıp hani bir mekanı öne çekerken üstte diğer mekanı arkaya çekerek oradan sağ bir giriş oluşturabilirsin. Ama tabii bu giriş iptal edilip edilmemesini de bir düşün. Hani geçen haftalarda hep bunları şey yapmıştık, hani cepheler çok düz. Sadece oradan küçük bir delikten girmeye çalışıyormuşuz gibi gözüküyor. Yani bunun daha böyle kamusal bir bina ya da kurumsal bir binaya girerken, aha işte burası giriş diye kendimiz görsel olarak algılayalım bunu. Yani dışarıdan baktığımız zaman birilerine sorma ihtiyacımız olmasın. Anladım hocam. Eline sağlık, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Devam edelim mi? Edelim. Finalde çok daha iyi olacağına eminim ben. İnşallah hocam. Birazcık daha Haydi bakalım. çalışmam gerekiyor. Sağ olun. Tamam. Özcan, eline sağlık. Evet. Öğrenci merkeziyle ilgili arkadaşlarımızdan Başak, Mihriban, İrem, Gülenay, Hande. Buradayım ben hocam. Gelebilirim. Hadi buyur Başak, söz senin. Gelin hocam. Geldi.
Hocam benimki de Özcan'la aynı kısım. Analiz pahtamı koymamıştım ama öğrenci merkez, bizim kampüsümüzün merkezinde kalan alanı kullandım. Burada iki tane girişim var. Anlatmaya başlayayım. Bu dışarı rengiyle gösterdiğim kısımlar peyzaj elemanlarım. Mavi ile gösterdiğim kısımlar da cam cephelerim. Burada kuzey kısmında bir kış bahçem var. Burada insanların kapalı bir kısımda aynı zamanda doğayla bütün olabileceği bir bahçe yaratmaya çalıştım. Bu kısımda daha çok çalışma birimlerimiz, daha çok sesli mekanları kurgulamaya çalıştım. Burada geçişte bir fuayemiz var. Buradan dışarı çıkılabiliyor. Çekirdeği burada biraz daha merkez kısımda çözmeye çalıştım. Bu kısımda ofisler, teknik, yani idari birimler ve personel kısmı var. Bu kısımda merkezde bir avlumuz var. Onun solunda ise hocam sesin geliyor mu? geliyor. Şu anda geliyor. Az önceki toplantıda. İnternetin gidiyor da galiba. Burada sosyal birimlerim var. Atölyeler ve öğrenci kulüpleri. Bu kısımda ise yine dışarıdan da giriş alan bir kafeteryam var. Burası da birinci kat planım. Burada daha çok sessiz çalışma mekanlarını, dersleri çözmeye çalıştım. Burada bir bilgisayar laboratuvarım var. Burada avluyu iki kısma ayırıyorum. Burada fazla bir açıklık geçtiği için buradan karşıya bir geçiş vermeye çalıştım. Aynı zamanda aşağıdaki manzarayı izleyebilmeleri açısından buraya oturma birimleri yerleştirdim. Aynı zamanda burada resim atölyem ve seramik atölyem var. Bu iki atölyeden çıktığımız zaman buradaki aslında bu fuaye alanını sergi ve oturma alanı olarak düzenlemeye çalıştım. Burada yine kafeteryamız ikinci katta da devam ediyor. Bu kısımda ise bir konferans salonum var. Bu konferans salonunun kod farkından dolayı aslında buradaki 5 kodundan buradaki 680 koduna geçerken burada rampa ve merdivenlerin bir arada çözüldüğü, merdivenlerin oturma birimi olarak kullanıldığı bir sirkülasyon elemanı çözmeye çalıştım. Buradan konferans alanı ve teras hizmet veren bir fuaye alanım var. Bir de servis mutfağı ekledim bu kısma. Hem yine fuaye hem de terasa hizmet verecek. Burada soğuk havalarda kışın kullanılamayacağı için bir kapalı bir teras yapmaya çalıştım. Burası bar teras. Burada ise tamamen açık bir şekilde güneye yönlenmiş bir terasım var. Bodrum katta ise bu kısımda teknik birimlerim var. Bu kısımlarda depolarım. Dans atölyesine hizmet verecek bir soyunma odası. Fotoğraf atölyesine hizmet verecek karanlık oda ve atölyelerin malzeme odası bulunuyor. Kesitlerim var. Burada yakınlaşayım. Burada fuayı göstermeye çalıştım. Bir de konferans salonunun kod farkını. Burada yine avludan geçen bir kesitim var. Burada merdiven ve rampanın çözüldüğü planda gösterdiğim kısım böyle çıkıyor kesitte. Bu kısımda dış kısmında bar terası gösterdiğim kesit. Burada da yine avludan geçen bir kesitim var. Görüntülerim var. Hocam burada o bar terasın dışında orası güneş cephesine geldiği için yazın çok fazla aşırı ısınma olmamasından dolayı güneş kırıcı elemanlar olarak burada ahşap elemanlar kurguladım. Aynı zamanda bütünlük olması açısından cephenin diğer kısımlarında da devam. Başak,
Sesin gelmiyor Başak. Koptun mu? Bu kafeter... Başak şeyden alabilir misin tekrar Güney Cephesi'ndeki Başak şey geliyor mu hocam şu an? Az önce koptuk biz. Güney Cephesi'nde güneş kırıcıları koyuyorum demiştim. Ondan sonrasında koptuk. Tamam. Şu an sesin geliyor mu? Şu anda geliyor. Tamam. burada Güney Cephesi'nde terasım var. O kısımda Güney Cephesi'nde olduğu için yazın aşırı ısınma olmaması açısından ahşap elemanlar kullanmaya çalıştım. Burada aynı zamanda korkuluk kısmını da aynı ahşap elemanlarda oluşturmaya çalıştım. Aynı zamanda bu mekanlar ön kısmı birazcık çıkıntı yapıyor. Burada ahşap elemanlar kullanarak alt kısımlarda mekanlar oluşturmaya çalıştım. Modellemede de göstereceğim. Burada kafeteryanın üstüne gelen çatıyı, yani güneye gelen kısmı kırma yaparak bu kısma fotovoltaik paneller yerleştirdim. Sürdürülebilirlik açısından. Burası arka cephem. Burada size bahsettiğim panelleri koyarak aynı zamanda üstteki mekanları birazcık dışarı doğru çıkararak alt kısımda gölge mekanlar ve bu kısmı mekan tanımlaması insanların benim oluşturduğum peyzaj birimlerinde oturabilmesi açısından bu kısımlarda mekanlar tanımlamaya çalıştım. Bu kısım dans atölyesinin önüne geliyor. Bu kısım daha çok sahne ya da gösteri için kullanılabilecek bir peyzaj elemanı olarak tasarlamaya çalıştım. Bu kısımda açık hava sinemasına yer verecek bir peyzaj düzenini yapmaya çalıştım. Bu kısımda servis girişim var. Burası kış bahçesi kısmından birim. Burada yine kendi peyzaj birimlerimi kullanarak oturma birimleri ve aynı zamanda su öğeleri koymaya çalıştım. Burası da iç kısımdaki avludan bir görüntüm. Sürdürülebilirlik açısından fotovoltaik paneller yerleştirip burada enerji kazanıp onu yapımda kullanmayı düşünüyorum. Avlu sayesinde de doğal havalandırmayı gerçekleştireceğim. Bir de yağmur suyu toplama açısından şeyler yapmayı düşünüyorum ama şu an bir şey koymadım onun hakkında. Planlarıma geçeyim ben. Bu kadar da hocam benim söyleyebileceğim. Ne sağlık, sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Buyurun hocalarım. Başak ilk projesine göre, ilk sunduğu projeye göre bayağı bir aşama kaydetmişsin. Teşekkür ederim hocam. Yani çok daha değerli toplu bir plan olmuş. Bu girişteki avlu ve girişi hem yaşanılan bir mekan hem de geçişi sağlayan bir mekan olarak yapmışsın. Buradaki öğrenci kulüplerini dediğimiz şekilde yine değerli toplu bir düzene getirmişiz. Yani giriş çıkışların da gayet güzel olmuş. Şu köşede kalan kısımda neler var Hoca? Bu kısım mı? Mutfağın üst kısımlarında o küçük mutfağın bölümler. Yani bu kısımda idari birimler var. Bu kısımda ofis yönetici odası, onlara servis veren toplantı odası. Bu kısımda da personel birimleri var. Bu kısımda mutfağa servis veren, mutfağı kullanan personelin soyunma odası ve tuvaleti var. Bir de servis girişimi var. Şu asansör ve merdivenlerin olduğu kısımlar var. Burada servis girişinden yukarıya çıkan bir merdiven var. Servis şeyin. Evet. Sesli çalışma. O kış bahçesinin olduğu kısma gelebilir miyiz? Şu
Kış, maket atölyesinin önünde bir ayrıca bir rampa mı var kış bahçesinden? Yok, orası aslında bu mekanların altında bir arşiv, bir depo var. Aslında o kısma geçiş için bir merdivenim vardı. Yani kış bahçesiyle alakalı değil. Bodrum katına mı iniyordu o? Evet hocam. Yani onun hemen girişte olmasa daha iyi olur gibi geliyor bana. Bodrum kata iniş, hemen girişin sağından bodrum kata iniş biraz şey olabilir. Üst katına bir bakayım. Üst kata bir gelelim. Servis sınıfı, fuaye. Şu burada bir kod farkı var herhalde, değil mi? Evet hocam. Servis çalışma. Personel becerilerim. Üst katta vericilerin olduğu kısım burası. Yani üst katta da epey düzgün bir şeyin olmuş. Rampayla merdivenini yapmışsın. Sesin dış kutundan çıkıyoruz. Yani bayağı çalışan bir proje olmuş. Çok emek vermişsin, çok belli. Bu cephelerinde de ben sadece cephelerinde bir şey yapacağım. Yani şu ortadaki kütlede de biraz bir yani çok büyük bir şey kütle ya. Üç boyutlarına gelebilir misin? Onu da bir şey yaparsan aslında bu proje bayağı bir heyecanlı hale gelmiş. Kış bahçelerini falan çok şey yaptım, tuttum. Yani şu ortadaki sadece şu kütlede de biraz bir cephelere, yani çok dolu duruyor kütle olarak. Onda da biraz çalışırsan bence güzel bir proje olacak bu. Eline sağlık. Teşekkür ederim hocam. Hı-hı. Tamam. Şimdi benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Zemin katımıza bakabilir miyiz acaba? Tabii. Elinize sağlık öncelikle. Teşekkür ederim. Tabii ben özellikle öğrenci merkezi ve neydi o, bulaşıcı hastalıklar çalışan arkadaşların projelerini çok görmemiştim daha doğrusu. Şimdi ilk defa gördüğüm için hani hem anlamaya çalışıyorum bir yandan. O yüzden kusura bakmayın, böyle bekletiyorum birazcık ama. Sorun değil hocam. Sizin projelerini çünkü daha önce hiç görmemiştim. Evet, geçe kalmıştık biz. Evet. Burada aslında şeyi çok sevdim. Yani çok zemin kat özellikle, hani çok yaşayan bir mekan şey olmuş, zinciri olmuş aslında. Yani hani birbirinin içinde hani bu kadar açık olup da gerçekten hani böyle iç içe ama hani ayrılmış aynı zamanda, çok hoş görünüyor.
bu yönden beğendim. İçerideki o atmosferi şey yapmak için işte iç avlunun oluşturulması, girişlerin daha böyle hani davetkar ve şey olması çok güzel. Hoş. Benim sadece söylemek istediğim biraz o idari kısım sanki çok böyle arkalarda ve şey mi kalmış gibi. Hani böyle oraya sıkıştırılmış gibi geldi bana. Onun dışında iç şey şurada kış bahçesinin şurada böyle devam eden bir kısmı var değil mi? Sesli çalışma alanına doğru. Yani aslında yani orada ihtiyaç var mı yani öyle bir şey onu anlayamadım. Yani giriş kısmı hani biraz cepheden uzak değil, ben yakın olmasa sen direkt fuaya hizmet vermesi açısından öyle yapmıştım. Evet. Peki burada kitaplık, işte kırtasiye, fotokopi onlar çok böyle hani girişte değil mi? Yani hocam aslında bizim kampüslerimiz bu tarafta kalıyor. Hani kampüsten gelip işini halletmeyi servis vermeye çalışmıştım aslında. O yüzden öyle oldu. Ha, şey, onu soracaktım. O kırtasiye ve fotokopi hani buradaki kulüplere ve dışarıdan gelen şeye de mi hizmet veriyor? Evet yani mimarlık fakültesinde okuyanlar ya da yani her fakülte için bizim fotokopi yani karantinde yapabiliyoruz ama çok kapsamlı bir fotokopi alanımız yok yani. O yüzden buraya yerleştirmek istedim ben de onu. Ha, girişe yakın olsun hem de hani şey evet. Diğer öğrenciler için de. Evet. Hani böyle hareketli ve sesli alanları zemin kata toplayıp üst kata da sessiz ve çalışma ortamlarının koyulması o yönden de olumlu bir bakış açısı diyorum ben. Hani güzel. Kafeteryanın hem aşağıda bu işte kulüplere falan hizmet etmesi, yukarıda da diğer alanlara hizmet etmesi oldukça başarılı. Ve mutfağın mutfakla bağlantısı o yönden de güzel. Bir de şey de yani hani kütlesel olarak da ve teknik çizim olarak da elinize sağlık. Bu uğraşılmış, üzerinde uğraşılmış hem de şey açısından da sürdürülebilirlik ve enerji açısından da şeyleri de dikkate alınmış bu çalışma. Yani ben olumlu yönden şey yaptım. Teşekkür ederim. Eline sağlık Başak. Kış bahçesinin hani burada aslında orası kış bahçesi değil de bir nevi tampon alan gibi düşünebiliriz. Kış bahçesi dediğimiz alan çünkü mantık çerçevesinde bakıldığında güney tarafında olması gereken bir alan. Ama evet, bizim buradaki bırakmış olduğumuz yer yani kuzey tarafında bıraktığımız için bu kış bahçesini sesli çalışma ve maket atölyesini korumak amacıyla hani buradaki etki onu sağlayabilmek adına şey yapılmış durumda, bırakılmış durumda. Bu mantıklı bir yani gayet mantıklı hani bir şey. Islak mekanlar ve asansör alanı da ısıtılmayan mahalleler olduğu için hani şey yapmak gerekiyor. Onları da kuzey tarafa atmış olmak çok doğru olmuş. Hani yönetim ve idare kısmının mecburen o tarafa atmak zorunda kalmışsın. Çünkü hani mantık olarak baktığında başka yer bulamamışız gibi gözüküyor. Bir de hani genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar artık çizdiğimiz projeler hani sadece Başak senin için söylemiyorum. Şöyle köşeli alanlar bıraktığımız zaman burada onlar ur gibi duruyor. Yani oldukça şey mesela şöyle bir alan bırakmışız. Bu alan hani çalışan bir alan değil. Yani yaptığımız, attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değsin yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle küçük kırıklıklar
Hani baktığınız zaman netliği oldukça ortadan kaldırır. Yani veya hani cephe çok düz diyoruz ya, böyle bir şey. Yani burayı niye madem böyle bir şey arada geçiş alanı yapmıyoruz da asıl kış bahçesi gibi bir şey buraya yapıp da mesela bunu cephede cepheyi hani az sonra onu da anlatacağım. Orada bir hareketlilik sağlayabiliriz mesela gibi. Ondan sonra hani böyle çok net çizmek çok daha doğru olur. Mesela anıtsal girişe çok yakın bir girişim var. Çünkü biri önde biri arkada ve giriş alanı daha da arkada. Muhtemelen bunu farklı bir saçak alanıyla hani üstünü kapatarak girişi biz buradan veriyoruz diye de algılattım yanlış görmediysem. Ya da öyle bir şeyler istiyor burası. Hani girişi belli, daha da belirlemek adına. Yani teras kısmı geliyor. Daha oradan da üstten ahşap paneller indirdiğim için aslında biraz tanımlamış oluyorum. Evet, evet, evet. O yüzden dolayı hani renderlerinizi alırken girişten de bir tane hani böyle daha aşağı hani 1,5-2 metre boyun hizasından bir render alırsanız o girişe hani şu açıdan ya da şu açıdan bizim için avantaj getirir diye düşünüyorum. Gelmedi. Ha şimdi geldi. Bir saniye. Size de gelsin diye bekliyorum da. Çiziklerim gelmedi ya. Şuradan ve şuradan. Mesela. Anlatabildim mi? Üst kata gelebilir miyiz? Başak orada mısın? Başak orada mısın? Tamam, belki benden kaynaklanan şey. Yok hocam, benim internetimden dolayı, kusura bakmayın. Bizimki de kesilebilir ya. Her an her şey olabilir yani. Alt tarafta hani şurası geliyor mu çizimim? Gelmedi şu an. Hani burada alt tarafta bir boşluğumuz var ya. Hı hı. Hani o boşluğu belki seramik atölyesinin üstüne de böyle hani sardırarak üstüne açıp hani cephede de hani baktığımız zaman o alanı yeşilen şey cam bir alan haline getirebiliriz yani. Böylelikle kütleyi de değiştirebiliriz bir nevi. Hani gölgeleme elemanlarımızı da böyle koymuşuz ya, aslında güneş bizim için hani bu taraftan doğup bu taraftan batıyorsa eğer hani şöyle bir sampet diyagramımız var. Hani Türkan hocamız hafta içinde bir şey yapmıştı hatırlarsanız. Bu sampet diyagramına baktığınız zaman tam etkili olduğu saatler saat 12-1 arasında başlıyor ve işte güneş batana kadar olan etkili saatler çok etkili saatler bu alanda. O yüzden dolayı bu tarafa şu alandaki gölgeleme elemanlarımız çok önemli. Yani onların tam yönüne uygun bir şekilde konulması daha doğru olabilir. Hani hepsini düz yapmışız ama muhtemelen onların arasında daha sonrasında başka separatörlerle kırçıllı bir gölgeleme sağlamak için kullanılabilir yani. Bunlar hani çok makyajda şey küçük şeyler ama bir sonrakinde tasarımımızda daha etkili olacaktır. Zaten cephe kaygısını anladığım kadarıyla sen de yaşamışsın. Şeyden ötürü o da. Hani dış tarafa baktığımız zaman böyle kaplamalar yapmışsın yukarı aşağı inen. Renderlara gelebilir misin? Evet bak şunları yapmışsın ya şurada. Ya aslında sen de o kaygıları hissediyorsun, yaşıyorsun yani. Belki hani az önce dediğim şey şu alanda bırakacağımız şeyler olacak belki de. Hani belki bunu daha bile öne taşıyıp da yapacağım bir şeyler olacak. Anlatabiliyor muyum cephede? Anladım hocam. Yani şunlar bozuyor. Yani bozuyor değil. Hani makyajını düzeltiyor. Belki hani burada da hani tam güney tarafına bakıyorsun. Hani burada da havayı ısıtıp da iç havluya aktaracaksın. Çünkü iç havluyu başka ısıtma alternatifin yok başka türlü. Bir fan koyup oradaki fanla içeriği ısıtma ihtiyacın oluşabilir.
Bir de hani üst katta bir şey söylemek istiyorum. Avluyu bir şeyle, köprü gibi bir şeyle şey yapmışız. Üst kat planına bir bakabilirsek. Tam dersliklerin olduğu yerde oturma alanı da koymuşuz. O oturma alanımız bizim dersliklere birazcık ses gitmesini şey yapabilir, sağlayabilir. Hocalar da çıkıp ya arkadaşlar biraz sessiz falan deyip sürekli taciz atışında bulunabilir bu noktada. Bir de hani burada dersliklerin, lavaboların hemen yanında oluyor olması birazcık dezavantaj oluşturabilir. Belki avlunun etkisini daha da artırmak adına, hani bilemiyorum, belki yap dedik sonradan boz diyoruz. Hani bu sürekli yap bozla gelip giden bir şey. Hani avlunun burada dehşet bir etkisi var. Üzerine bir köprü koymak çok şey olmayabilir. Etkiyi azaltabilir. Çünkü şu koskocaman avlu yerine şu küçücük iki tane avluyu koymaya çalışacağız bu sefer. Seyir terası yapacağız derken. Anlatabildim mi? Veya oturma alanlarını atıyorum bu taraflara alıp da hani biraz daha arada şuraya şeyleri, küçük saksı çiçeklerini falan koyup hem görsel etkiyi de azaltmak adına hem sessel iletişimi azaltmak adına şey yapılabilir. Hani yap diye demiyorum. Belki olumlu o da olmayacak. Hani gerek renderlarda gerek kullanırken. Ama eğer buraya bir derslik koyuyorsak bunun arasını bir şeylerle bölmek ihtiyacı hissediyor. Avlu da olduğu için tam önünde o avlunun görselliğini ve güzelliğini kapatmaya başlıyoruz. Ya da fonksiyon değişikliğini de gidebiliriz burada. Derslik değil de başka bir şeye çevirebiliriz onu. Anlatabildim mi? Tamam hocam, ben bakayım ona. Tamam. Eline sağlık, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Hocalarım bir mola verelim mi? Çünkü kayıt yapamıyoruz. Bir önceki şeyde jürimizde kayıt yapamadığımız bir dönem olmuştu. İki öğrenci de bir mola verelim ya da üç öğrenci de bir mola verelim. Bilgisayara da kaydetmeyi garanti altına alalım. 10 dakika mı? 5 dakika. Yani ben 5 dakika vermek isterim ama bilgisayarın kayıt süresine göre değişiyor. O da o yüzden şey yapamıyorum. Tamam. Tamamdır. Tamam. Görüşmek üzere.